Peki insan bedeninden soluduğu havaya kadar her şeye emanet bilinciyle bakarsa, bu nazarla bakarsa, bugün artık kronikleşmiş hangi sorunlarımıza deva olur bu bakış açısı? Bir kere hoyratlığımıza bir deva olur. İnsan bir şeyin sahibi olduğunu iddia ettiği zaman, onun üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunma yetkisini kendisinde görerek, istediğimi yaparım, kimse bana karışamaz, arzu ettiğim gibi davranırım, canım nasıl istiyorsam ona göre karar veririm gibi kendisine sınırlarının dışında bir alan açmaya çalışır. Bu hoyratlaştırır insanı. Söz gelimi kimi zaman merhametsizleştirir, kimi zaman duyarsızlaştırır. Dolayısıyla aslında eğer kendisine verilenin bir emanet olduğunu, onun gerçek sahibinin Allah-u Teala olduğunu ve onu bir süreliğine kullanması için bu imkanı emaneten verdiğini bilirse, o zaman hoyratlaşamaz, zalimleşemez. O zaman bir gün bu malın sahibi, mülkün sahibi bana hesap soracak. Ne yaptın sana verdiğim emaneti diyecek. Dolayısıyla ben bu emaneti zarar görmeden en dikkatli, en itinalı, en naif bir şekilde kullanıp tekrar sahibine iade edebilmeliyim der. Emanet bilinci, melik olan Allah-u Teala'nın karşısındaki kulun sahip olabileceği en temel, en değerli bakış açısıdır. Ve bu bizi şuna götürür. İnsanoğlu eğer etrafındaki, çevresindeki bütün varlıkların kendisine emanet edildiğini, evlatlarımız bize emanet, öğrencilerimiz bize emanet, eşimiz bize emanet, ağaçlar, çiçekler, dallar, böcekler, bu tabiat, bu denizler, nehirler, bu hava bize emanet. Çevre kirliliği dediğimiz şey tam anlamıyla emanet bilincini kaybetmiş insanın çevresine verdiği zararı anlatan bir durum. Oysa Allah-u Teala'nın bütün bu nimetleri, çevremizde gördüğümüz bütün imkanları, rızıkları, varlıkları bize emanet ettiğini ama bir gün hesabını soracağını bilen, ahirete inanan, o melik olan Allah karşısında, malikül mülk olan Allah karşısında bir gün gelip hesap vereceğine iman eden kişi duyarlı olur, hassas olur, dikkatli olur, merhametli olur, en önemlisi adaletli olur ve bu emanet bilinci insanı yanlış yapmaktan ve çevresini zarara sokmaktan koruyan bir kalkan haline gelir. Dolayısıyla bunu hep aklımızda tutmalıyız. Yunus Emre'nin çok güzel bir sözü var. Mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan. Bunun ilk sahibinin ve her zaman son sahibinin Cenab-ı Hak olduğunu bilen insan kendisini emanetçi olarak görür ve o emaneti verene bir minnettarlık duyar. Böyle kıymetli bir emaneti bana verdiği için Rabbim şükürler olsun der, hamdini ve şükrünü eksik etmez ve bunun karşılığında da emanete karşı nazik davranır. Peygamber Efendimizin veda hutbesinde insanlara o veda haccı esnasında etrafında bulunan müminlere seslendiği veda hutbelerinden birinde kadınlar hakkında Allah'tan korkun, siz onları Allah'ın emaneti olarak aldınız ve Allah'ın ismini anarak, nikah kıyarak onları kendinize helal kıldınız buyurması da tam buna işaret eder. Yani Allah'ın emaneti demek kadın için, eş için insana sen onun sahibi değilsin demektir. Sahip olan Allah'tır. Canların sahibi O ise sen karşındaki canın sadece sana emanet edildiğini bilerek onu incitmemek zorundasın. Çünkü yarın Cenab-ı Hak soracak, diyecek ki sana emanet olarak eş verdim. Sana emanet evlat verdim. Sana emanet anne baba verdim. Onlara nasıl davrandın? Benim emanetimi korudun mu yoksa emanete hıyanet ettin mi? İşte orada melik olan Cenab-ı Hakk'ın mülkün sahibi, yegane tasarruf yetkisine sahip, gücün, otoritenin sahibi olan Cenab-ı Hakk'ın karşısında emaneti hıyanet etmeyen bir mümin olarak yaşamak gerekiyor.